Değerli arkadaşlar, şu görüşle hareket ediyoruz. Ben ve yönetimim. Hepsi de burada. 3 genel müdür yardımcımız, hukuk müşavirimiz, abone işleri daire başkanımız, strateji yani paradan sorumlu daire başkanımız burada. Değerli arkadaşlar, bizler suyun siyasileştirilemeyecek kadar kutsal bir kavram olduğunu bilerek çalışan bir idareyiz. Bakın bu cümleme lütfen dikkat edin. Bizler su ile başlayan kelimelerin siyasileştirilemeyecek kadar kutsal olduğunu düşünen bir idareyiz. O yüzden VASKİ'nin su politikaları, VASKİ'nin su stratejisi, VASKİ'nin ödeme dengesi üzerinden siyaset devşirmek isteyen kişilere lütfen bununla uğraşmamaları noktasında sizler de telkinde bulunun. Ben kendim şahsen VASKİ Genel Müdürlüğü görevine getirildikten sonra çok fazla bu tür siyasi tartışmalara girmeyen, çok fazla basın üzerinde görünmeyen, çok fazla kendim ve yönetimim anlamında bir reklam yapmayan bir politika sergiliyorum. Evet, biz de konuşmayı biliriz. O açıklamalar yapıldıktan sonraki gün açıklama yapmayı da biliriz. Bunları da biliriz. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. VASKİ'nin su politikaları üzerinden siyaset devşirmek isteyen kişi veya kurum veya çevrelere cevabımdır. Buna mahal vermeyiz. Kimse goygoyculuk yapmaya kalkmasın. Yaptığımız işlemlerle ilgili bu 2,5 yılı içinde 3 defa müfettiş teftişi geçirdik. Biri de yeni bitti. Sayıştay müfettişimiz teftişimiz de yeni bitti. 2 defa mülki idare mülkiye teftişi, 1 defa da Sayıştay teftişi geçirdik. Biz yaptığımız işlerle ilgili zaten hesaplarımız hepsi açık ve ortada. Ha, bu algılar neye yarıyor? Bu algılar neye yarıyor? Bu algılar aslında ödemesini yapmamış insanların fark ederek geri dönüp gelip ödemesini yapmasını sağlıyor. Biz insanları icraya verme meraklısı değiliz. Biz insanları icraya vermek istemiyoruz. Ama 2 defa yapılandırma yapmış, üzerinden taksitleri geçmiş. 1 yıl geçtikten sonra ya ilk 2 taksiti ödemediğinizde bozulur ya da 1 yıl içinde 2 defa taksit ödemediğinizde bozulur. Bakın ne kadar geniş bir kanun. Diyor ki 18 taksitle öde ama bunu 3 yılda öde. 2 ayda bir ödersen 36 ay yapar, 3 yılda öde. Eğer ilk 2 taksitinizi ödemezseniz, kanun metnini okuyorum, veya 1 yıl içinde 2 taksit ödemezseniz yapılandırmanız bozulur diyor kanun. Bunu bozan biz değiliz. Ha, bu taksitini ödeyen hiç kimse de icraya gitmemiştir. Bu yaptığımız işlemler içinde maddi veya hatalı, maddi hata uyguladığımız, yaptığımız işlemlerle ilgili de her türlü geri dönüşü de mümkündür. Bununla ilgili bize gelen şikayet veya talepler üzerinden bir şikayet dilekçesine bakar. İnsanlar şöyle bir alışkanlığa kapıldılar. Dur, ben itirazımı resmi dilekçeyle yapmayayım, Twitter üzerinden yapayım. Twitter, Facebook veya Instagram gibi sosyal medya üzerinden tarafımı da etiketleyerek yapılmış bütün başvurular bizzat basın birimimiz vasıtasıyla ilgili birime yönlendirilmiş, vatandaşla iletişim sağlanmıştır. Sahte hesaplar hariç tabii ki. Siz de biliyorsunuz ki bu sahte hesaplar sizi de rahatsız eden bir şeydir. Bunun dışında suyun siyasete alet edilmesini istemiyoruz arkadaşlar. Biz burada bir kamu idaresi yürütüyoruz. Ama bu kamu idaresi vatandaşa hizmet odaklı bir kamu idaresi. En önemlisi de sudur. En önemli kurum da VASKİ'dir. VASKİ idaresinin siyaset tarafından tartışılmasını zinhar kabul etmiyoruz. Ancak her soruya da verecek cevabımız vardır. Niye bu kadar geç kaldınız sorusunun da cevabı, onlar bizim yerimize reklam yaptılar. Herhalde anlatabildim.